Selamun aleyküm arkadaşlar, ben Akut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi uzun süre sonra Age of Empires 3 oyunumuz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede 5 otomatik düşmana karşı Osmanlı ile devam ediyor. Allah izin verirse bu 3. bölüm olacak Age of Empires 3 oyunumuzda 5 otomatik düşmana karşı en zor seviyede. Evet. Oyunumuzu oynamaya devam etmeden önce çok kısa bir şekilde önceki bölüm hakkında sizlere bilgi vermek isterim. Önceki bölümde tam olarak 3 tane otomatik düşmanımızı yok ettik. Ve geriye sadece 2 tane otomatik düşmanımız kaldı. Evet. Benim amacım bu bölümde elimden geleni yapıp 2 otomatik düşmanımızı yok etmek ve zaferi almak olacak. Evet, yani bu Age of Empires 3 oyunumuzun 5 otomatik düşmana karşı en zor seviyede son bölüm olacak inşallah. Tabii ki başarabilirsek. Evet, konuşarak fazla zaman kaybettim. En iyisi oynamaya güzel bir şekilde başlayayım. Sesi biraz yüksek mi geldi yoksa bana mı öyle geliyor şu anda? Bilmiyorum. Sesimi biraz düşüreceğim. Belki sesim duyulmaz diye. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şimdi biraz kısık geliyor. Çok güzel. Bunları çıkarıp burada şunu öldürelim bir an önce. Yeni gelen göçmenleri hemen tahtaya göreceğim. Bunda bir çalışan varmış. Bunu da dışarı çıkaralım. Çok güzel. İndirdik. Çalışmaya gidin aslanlarım. Bir tane daha köy merkezi kurup göçmen yetiştireceğim. Bir tane topum vardı yukarıda. Onu hemen kullanalım. Gerekirse zaman kaybetmeyelim. Şurada biraz merkezde bulunalım. Güzel bir şekilde imam iyi iş çıkarıyor burada gördüğünüz gibi. Boş durmasın. Herkes çalışsın. Şimdi elimizden geldiği kadar biraz daha yeniçeri yetiştirelim. Bu binayı tamir etmek isterim. Evet. Birkaç tane ev kuralım şöyle. Elimizde bir tahta varken buraya bir değirmen kurmak isterim. Bir tahta toplayan bir köymen, pardon konuşurken zorlandım. Köylü diyecektim. Köymen nereden çıktıysa aklıma nereden geldiyse artık bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Oyuna konsantre oldum. Maalesef konuşmakta zorlanıyorum. Zaten beni biliyorsunuz. Ama elimden geleni yapacağım doğru düzgün bir şekilde konuşmak için. Evet. Şimdi biraz daha asker yetiştirmiş olduk. Şimdi birkaç tane topumuz olsun isterim açıkçası. Ne kadar çok topumuz olsa o kadar iyi savaşabiliriz düşmana karşı. Çünkü düşman sayıca fazla geliyor karşımıza arada sırada. Burada maalesef topumuzun olduğunu fark ettiler. Düşman hücuma geçiyor galiba şu anda. Bize doğru geliyorlar, değil mi? Evet. Gelsinler, sıkıntı yok. Nereye gitti onlar acaba şimdi? Çok güzel. İyi iş çıkarttılar bizimkiler. Evet, atlıları gönderiyorlar üzerimize. O topları da burada. Tamam, hemen indirelim o zaman. Çok güzel, çok güzel. Hızlı bir şekilde inerlerse onlar rahatız. Dikkat etmemiz lazım. Topu kaldım bir tane daha. Çok güzel. Ne olur ne olmaz diye atlıları arka plana çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü düşman gördüğünüz gibi mızraklı askerlerle saldırıyor atlılarımıza. Gerekirse kayıp verebiliriz. Böyle konularda çok dikkat etmemiz lazım. Bir kısmı tahtaya göndermeye devam. Tahtaya gönderiyorum değil mi? Evet. Ormancı olarak devam etsinler. Evet. Zafer yakışıyor bizim yeniçerilere ama daha erken sevinmek için. Oo, düşman daha çok asker getiriyor. Düşman daha çok asker. Arka planda durun. Ne olur ne olmaz. Yeniçeri önde bulunsun. Size saldırı emrini veriyorum. Güzel bir şekilde dağılsın hepsi. Evet, fazla şans vermiyorum düşmanımıza. Şu anda toplarımız zarar görmedi. Bu çok güzel. Hadi hadi, fazla zaman kaybetmeyin. Bir şey getirebiliyoruz. Hemen getirelim. Neden olmasın? Çok güzel. Düşmanın bir ordusunu daha yemiş bulunduk diyemedim. İşte bu ya. Çok şükür. Tamam, güzel. Şimdi bana atlı top atlı. Ne oluyor bana bu bölüm ya? Altın toplayan köylüler lazım diyecektim. Onun için bir tane buraya pamuk tarlası kuruyorum. Bir an önce altın toplayalım çünkü altınımız azaldı. Biraz daha asker yetiştirmek isterim. Ne kadar çok asker o kadar iyi. Burada bir altın madenim var. Evet. En iyisi hemen altın madenine dalalım. Ve bir güzel şekilde altın toplayalım. Tahtamız geldi. Kullanalım. Elimizde biraz daha tahta varken bunu kule yaparak harcayalım.
Lazımdı bize. Çok güzel. Aşağıda köylü görüyorum. Düşman köylere hemen indirelim. Dünstünstük etrafı gezinelim. Bir bakalım ne var ne yok. Ondan sonra buraya gelsin tabii bunlar. Düşman belki yeni köy merkezi falan kurmuştu. Belli olmaz düşmanın ne yapacağı. Altınımız çok az ya. Şu anda güzel bir şekilde gıda üretiyoruz Allah'a çok şükür. Ama altınımız çok az. İleride daha fazla altın toplamamız lazım. Çünkü amacım biraz daha top üretmek. Bana bunlardan daha fazla lazım. Kulverine. Çünkü bunlar toplara karşı çok iyi. Ve kırmızının arkadaşı bildiğimize göre baya bir topu var. Evet. O değil de 5 otomatik düşmana karşı en zor seviyede oynamak öyle kolay değilmiş ya. Gerçekten gördüğünüz gibi. Aa, bak 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 bak. Köy merkezi kurmuş ama köyleri çalıştırmıyor. Köyler greve çıkmış galiba. Bize para ödemiyorsunuz. Paramızı verin. Tamam dalalım hemen köylülere arkadaşlar. İşte maalesef mecbur köylülere dalıyoruz, saldırıyoruz, öldürüyoruz. Çünkü arkadaşlar oyunda başka bir imkan yok yani. Yani örneğin esir yapabilse bizimkiler güzel olur ama maalesef böyle bir oyun değil bu. Bak bak görmedim sanıyor beni. Bekle sen. Gördüm orada seni. Hocam gel şöyle. Ateş. Şunları ateş edilsin. Biraz geri çekelim. Atlar dikkat edin. Şöyle oraya doğru ateş edin. Yeniçeri biraz daha. Atlar arka plana. Ya da sağ sol tarafa gelsinler. Çünkü lazım olacak birazdan. Dikkat edin topları kaybetmeyelim. Yeniçeri ateş et. Ateş. Aman onlara dokunmayın. Oo işte. Sonucu böyle olacaktı. Nasıl bekledin sonucu? Tabii ki. Atlar çekiyorum. Bayağı bir kayıp verdik ya. Vallahi billahi de bayağı bir kayıp verdik arkadaşlar. Hemen yeni askerler yetiştiriyorum. Bir an önce çözmemiz lazım. Atlı da lazım bize. Birkaç tane atlı asker get. Birkaç tane atlı okçu getirelim ya. İşimize yarayabilir. Ama bunları güçlendirmek lazım ileride. Evet. Şimdi elimizde imkan varken bir tane daha arkadaşlar pamuk tarlası kuruyorum. 5 tane işçi buradan alalım. Evet. Geri kalanına tahtaya girsin. Yani gelenler yine. Bundan niye burada bitirdi bu olayı? Çalışın aslanlarım durmayın. Saldırıyor mu orada acaba? Boş durmayın çalışın. Aşağıda sorun çözüldü ama baya bir kaybımız oldu. Aşağıdaki askerlerimizi kaybettik. Geçmiş olsun. Bir şey yapamayız ne diyeyim. Hocam tek başına iyi iş çıkaramıyorum galiba ya. Sana yardımcı lazım biraz diye düşünüyorum. Bir tane top getirtirelim. Yeni savunma hattı oluşturalım. Bunların da seviyesini yükseltsek iyi olur. Daha iyi savaşabilirler böylelikle. İyi ekonomimiz yeniden kalkınıyor gördüğünüz gibi. Düşmana karşı yeni askerler yetiştirebilmek için imkanımız doğuyor gittikçe. Güzel, güzel. Madenlerde çalışın aslanlarım. Altın lazım bana bir an önce. Tehlikeli bir yerde bulunuyorsunuz. Düşman her an size saldırabilir ama maalesef mecburuz. Tehlikeli çalışmaya çünkü ilerlemek için ancak bir an önce altın toplayıp güçlenmemiz lazım. Bir şey getirttirdik. O da geldi. Çok güzel hemen getirelim buraya. Bir tane topumuz daha vardı bu türden. Maalesef gitmiş. İyi. Gerçekten yeniçerimiz. Aman 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 aman. Kurulsun. Yardımı olur en azından. Dikkat etmemiz lazım. Bu da kurulsun. Geliştirdik mi? Çok güzel. Bir daha geliştirmek isterim. Onun için biraz bekleyeceğim diyeceğim ama asker de lazım bize. Nüfus sınırına biraz da olsa yaklaşsak iyi olur. Düşman toplarını getiriyor ama bir etkisi yok gördüğünüz gibi. Çok güzel. Çok güzel. Doğru şeylerden yapıyoruz. Toplardan üretiyoruz arkadaşlar. Bu da bizim tabii ki işimize yarıyor. Vay 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 sen öyle yaparsın ha. Atlı okçuları şöyle alayım ben. Birkaç da yeniçeri alayım. Bu da değirmenimiz varmış. Niye işçi göndermiyoruz? Et toplamak için. Ne yapıyor bunlar be? Gel yeniçeri. Çok güzel, çok güzel. Onların fazla bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Atlıları şimdi bunların üzerine gönderiyorum. Aa saldır saldır. Onları da aldım yanlışlıkla.
Saldır saldır. Heh. Of. Yanlış emir verdim. Birkaç tane askerim öylesine gitti ya. Dikkat etmem lazım arkadaş. Böyle olmuyor. Önceki savaşta zaten bayağı bir kayıp verdim. Gereksiz olduğunu düşünüyorum o kadar kaybın ama verdik bir kere artık. Şimdi atlı askerlerin seviyesini yükseltelim ve elimize imkan geçmişken toplarımızı güçlendirelim. Ön plana çıksın da topları tamir edelim en iyisi. Yo, bunlar niye yapılmamış ya? Bunları yapalım. Topları tamir edemiyoruz değil mi? İmam galiba topları tamir ediyor. Evet, imam mühendis gibi sayılır arkadaşlar. Saçma bir şey dedim şimdi ama herhalde öyle ancak tamir oluyor. Oo. Bir durdurmam lazım kaydı, hemen görüyorum arkadaş. Evet, kaydımız kaldığı yerden devam ediyorum. Maalesef bir telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldım ama gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Evet arkadaşlar, şimdi Evet askerlerimizin dediği gibi bir dakika, oyunun sesi mi yükseldi, bana mı öyle geldi ya? Allah Allah. Yok şimdi tamam, iyi. Birden sesi sanki yüksek gibi geldi de, yoksa ben mi yanlış algıladım? Emin değilim ki şu anda. Halbuki oyundan çıkıp da girmedim. Sadece bir kaydı durdurdum. Menüye bastım. O kadar basit. Aman. Şimdi sesi iyi galiba. Yüksek değil fazla. Evet. Şimdi. Belki şundan olmuş olabilir. Ben kaydı kontrol etmek için başladım diye bir girip çıkmıştım. Belki ondan sesi yükselmiş olabilir. Oh, oh, oh. Ateş et. 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 Oh be. Dikkat edin atlar. Yeniçeri ateş. Tamam, bunları galiba burada yeriz arkadaşlar. Birkaç tane top üreteceğim ben. Birkaç tane de yeniçeri tabii ki. Atları çekelim. Mızraklı askerlere karşı hiç şansları yok. Onu şimdiden söyleyeyim. Bana birkaç tane atlı lazım burada. Evet. 8 tane işçimiz boşmuş burada. Pamuk tallası kursun o zaman. Boş durmasınlar. Boş durmayalım yoksa yenilgiyi vurarız. Evet, açık ve kesin. Yani. Saldır saldır saldır. İndir Nevas, indir indir. Durma durma. Hah, çok güzel işte böyle. İşte böyle. Düşman gittikçe puan kaybediyor. Bugün çok güzel. Düşmanın elinde galiba malzemesi kalmıyor gittikçe. Yenge ne oldu? Nereye bakıyorsun sen öyle ya? Çalışsana yenge ya. Askerler burada rahat bir şekilde çalışasınız diye elinden geleni yapıyor. Siz orada duruyorsunuz. Aa, savaş nasıl geçiyor? Bir bakayım ya. Maç gibi aynı. Öyle şey mi olur? Çalışın. Delirttiler beni ya. Boş duruyor öyle. Bakıyor ya. Ne yapacaktım ben? Bir yerde eksiklik var diye hatırlıyorum şimdi. Bak bir yerde bir şey var ama. Ha burada. Çok şükür ya. Ayıp ya. Aman 4 tane günden buradan da bir tane alayım. Şimdi birkaç tane daha bundan üreteceğiz. Ondan sonra ortaya çıkacağız. Çok fazla tahta üretiyoruz. Buraya şöyle gelelim. Burada ne oluyor? Ah, göçmenin birini yemişik. Maalesef. Yani normalde ben böyle biri değilim ama kesiyoruz işte. Yani başka bir seçenek vermiyor. Keseceksin diyor. Yani istemezdim ben ama mecbur kalıyorum oyun. Yani köylü. Ya bunların ne kadar malzemesi var. Aa, yeniçeri öne çık, öne çık. Toplar çok önde duruyor arkadaş. Merkeze doğru ateş edin. Merkeze doğru ateş edin. Vur 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 vur. Merkeze doğru. Hadi vur vur şunları. Düşmanın çok fazla topu var. Ateş et ha. İndir ateş et. Ateş etmesine izin vermeyin. Yoksa yok olursunuz arkadaş. Yoksa ölürsünüz ya. Savaşı kazanmamız sizin sayenizde ancak. Siz ama böyle yaparsanız biraz zor kazanırız. Allah Allah. Azıcık dediğimi yapın ya. Orada düşmanlar, siz boş verin. Şimdi siz ön plana çıkın. Arkasında yeniçeri bulunsun. Ateş. Gidebilecek yakınlığa geldiniz mi, ateş edin. Artık yavaş yavaş. Bunlar ne yapıyor be? Dikkat edin mesafenize. Hah, çok güzel. İşte bu. Nereye gidiyorsun? Gezmeye gidiyor gibi.
O sol tarafta ya. Dur şunu halledelim de arada. Çok güzel. Şimdi gelsin şunlar güzel bir şekilde. Sol taraftan başlayalım bunları teker teker indirmeye. Mesafe yetiyorsa ateş et. Evet, çok güzel. Şimdi şuna. Ne ya, şunu ateş et. Bunu şuraya ateş et. Çok güzel. Çok güzel. Düşmanın kaybettiği puana bak. Birden yeşiller nereden çıktı diyecektim. O çalışan göçmenler kalmış. Bana daha çok atlı okçu lazım. Bir geri çekilelim. Çünkü atlı okçu yetiştirmek istiyorum. Düşman her an saldırırsa diye. Maalesef başka imkanımız yok. En azından geliştirelim. Bunlar da boş durmasın. Pamuk toplasın. Nereye ateş ediyorsun be? Allah Allah. Atlı okçularımız biraz önde dursun. Yeniçeri de aynı şekilde. Ne olur ne olmaz. Bunlar arkada bulunsun. Ateş edin. Ateş edin. Ha. Ateş edin. Çok güzel. Çok güzel. İşte bunu görmek istiyorum arkadaş. Hayır, onlara değil. Allah Allah. Yeniçeri, hadi indir 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 indir, ne kadar varsa indir. Çok güzel, işte bu. Şimdi düşman çok güzel kayıp verdi. İyi, okçularımız bile iyi iş çıkarıyor. İyi. O, bunların gelmesi iyi olmadı. Bunların gelmesi iyi olmadı. Ne işi var bunların, onu anlayamadım ben şimdi. Üf, ortalığı ne güzel temizlemeye başladıydık. Çıktılar, bir şey varmış gibi ortaya. Ha, iyi oldu değil mi? Ya. Çok güzel. Ateş. Ha, topun önüne kadar gittiniz. Bir şey varmış gibi. Yeniçeri öne çık. Ateş. Arkadaki toplara ateş edilsin. Ne olursa olsun arkadaki toplara ateş edilsin. Arkadaki toplara ateş edin ya. Biz basit bir şey yapamadınız ya. Hadi be. Çok şükür. Kaybımıza bak. Asker basmam lazım yeniden. Of. Hadi be. Kur ateş, şunu at ya. Allah'ını seversen ne oldu burada ya? Bir ateş edin ha. Geri çekil. Atlı getirttir bana. Atlı okçu lazım bana. Yeniçeri ateş et. Uf, 3 tane topu kaybettik. Görüyor musunuz? Olsun, fazla lazım değildi zaten. Ha, iyi oldu değil mi ya? İyi oldu ya. Sen benim askerlerime ateş edersin. Terbiyesiz. Bunun atlı, öbür atlıdan da lazım biraz bize. Çünkü böyle askerler gelecekse ileride göçmenleri mi bize gönderiyor artık düşman? Ne oldu? Da kalba karşılık veremez olduğunu attık. Şimdi atlı okçularımı kullanacağım arkadaşlar. Kullanacağım derken bir geri çekilelim. Baba, onlar da defansif savaşıyor. Benim için sorun değil. Bayağı bir askeri varmış. Dur, 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 dur. Yeniçeri öne çık sen. Aman aman aman, dikkat edelim. Burada bir yanlış İşimiz olursa çok kötü olur bizim için. Tek başına bunu aldık. Çok güzel. Düşman gene top üretmiş ya. Top üretmekten bırak, bıkmıyorlar bunlar. Hem bu kadar şeyi nereden buluyor bunlar ya? Hah, jord oldu. Çok güzel. Şimdi sıra bunda. Bunlar boş duruyor. Hoşuma gitmedi. Pamuk toplasınlar. Buradan da yardıma giden köylülerimiz olsun. Çok güzel. İyi. Nereye gidiyorsunuz? Kurulun orada siz. Ateş edin içeri doğru. Başka bir şey istemiyorum zaten. Gene geldiler lan. Üf. Ya çekilin, Allah'ını seversen çekil ya. Ya birden ortaya çıkmalar öyle bir gıcıma gidiyor ki bunların. Yemin ediyorum ya. Abi ne kadar malzemeye sahip bunlar da. Rezillik ya.
Ha, o kadar topum araya gitti. Görüyor musun bak? O kadar atlı da araya gitti. Dur en azından boşluğu değerlendirelim. Biraz buradan, biraz da bunlardan yetiştirelim. İndir Allah'ın seversen hepsini indirin ya. Siz de ateş edin şunlara ya. Düşman başka bir şey bilmiyor. Hep aynı toplardan üretiyor. Yani ne olursa olsun bir şey öğrenmiyor arkadaş. Gücünüzü gösterin be. Hadi ha. Yeni içeri arka plana dur. Allah'ın seversen arka planda dur. Ateş et. Sen de. Çok şükür ya. Şimdi asker getirmemiz lazım. Evet. Tüm ormanı yok etti bunlar da ya. Vallahi. Helal olsun. Düşmanın bayağı bir askeri var. Yetecek mi gücümüz bunları yenmek için bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz birazdan. Şu Portekiz renkler ortaya çıkmasa yani Hollandalılar olmuyor. Hollandalı değil bunlar. Portekiz. He? Emin değilim şu anda maalesef. Daldım. Yanlış bir karar verdim. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Şu anda toplarımız sağlam. Düşman birlikleri bize doğru yaklaşıyor. Atlılarımı arka plana çekeceğim. Ne olur ne olmaz. Düşmanlarımız bize doğru gelmeye başladı. Çok güzel. Düşmanın topu mopu kalmadı. Bu iyi. Şimdi elimden geldiği kadar atlı okçu yetiştireceğim. Çünkü düşmanın atlı sayısı bayağı fazla. Evet, birkaç tane yeniçeri takviye olarak verirsek mutlu olurum. Evet, artık düşmanın burada topu kalmadı. Kalmış. Dur dur, bunu araba araya saklamışlar. Vay 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 vay. Siz nasıl araya saklarsınız? Ha, ya vurdum ya. Şimdi şunlardan birkaç tane üretelim. Bunlar da güzel de. Yani bunların seviyesini yükseltmek biraz zor. Ne fandirasken gibi oydu. Yani binalardan daha diyor. Ama bunu sadece piyadeye karşı iyiymiş. Bilmiyorum ya. Şu anda maalesef tam olarak emin değilim. Çok güzel. Bunlar mafifti. Bunlar atlara karşı çok iyi. Köylülere karşı ve toplara karşı. Vay be. Bunlar bayağı bir iyi birlikler. Vallahi. Çok kullanışlı birlikler. Bunu arkadan at. Oo, yeter ama ya. Yeter ya. Oha. Yeniçeri biraz arka planda bulun. Siz kurulun. Bırakın onlar gelsin bize doğru. Ateş edin siz. Micro management yapmam lazım burada. Yani doğru yere ateş etmelerini istemem lazım. Çok güzel. Bunların hepsini yediler mi be? Aa, bak işte bu olmadı. İşte bu olmadı arkadaşlar. Ne yaptık burada ya? Biz ne yaptık böyle ya? Dur ya, atlı çıkarak onlar yerine bir an önce. O toplardan da getirmemiz lazım ama. Yani durum düzelene kadar atlı yapmamız lazım. Atlı gelsin şöyle. Geliyor düşmanlarımız, gelsin, hiç sıkıntı yok. Bunlar toplara karşı en iyi formasyonu alabilsinler. Hocam dikkat et, sen arada kaldın. Hadi indirebildiğin kadarını. Şu paralı askerler değer mi yetiştirmeye ya? Evet, piyadeye karşı iyiymiş. Ama o kadar da iyi değil gibi geliyor bana. Yani onun yerine daha sade askerlerden yetiştirelim daha iyi yani. Tamam, devam, durmayın. Aa, şimdi bana birkaç tane mortal lazım. Düşman kalesine hücum edeceğim. Düşman güçlenmeden yıkalım, ezip geçelim. Çok güzel, lazım olan şeylerden de ürettik. O değil de bunlar çıkana kadar kale bizi yemez mi burada? Fazla bir şey kalmamış. Kalenin gücü kalmadıysa saldırabiliriz hemen. Atlı okçularımızı göndereceğim. Ve düşen askerler yerine arkadaşlar ne yapacağız? Atlı asker. Amacım köylere dalıp köyleri yakıp yıkmak olacak. Evet biliyorum doğru değil ama mecburen köyleri yakacağız. Öyle bir dedim ki ateş, siz tam işinize yarayacak işte. Hah, çok güzel. Çok güzel iş çıkarttınız. İyi. Burada bayağı bir malzeme varmış. Bunları toplattıralım birine. Bacım sen gel şunları topla. Bir zahmet.
Dikkat, ateş edin. Yan içeri gel, biraz daha ön plana çık. Atlı göndereceğim dediydim. Gönderelim atlıları içeri. Bayağı bir burada köylü varmış. Kolay kolay bunları öldüremez. Yanlışlarını gönderdik ama olsun. İyi, başladık. Bunlar kullanışlı olmayacaktır ama ben gene merkezi tutayım. Belki orada birkaç tane şey bulabilirim. Oh no, oh, vay vay, Michael Jackson yaptı. Michael Jackson hareket yaptı, gördünüz mü? Atlarım hızlı bir şekilde gidiyor. Çok hızlı bir şekilde asker yetişti, atlı yetiştirebiliyoruz. Evet, Osmanlı özelliği var. Bu da çok güzel. Kaleli ateş etmiyor çünkü artık savaşı pes, yani pes ettiler. Savaşmak istemiyorlar. Ateş durma, ateş durma, ateş et durma. Aa, kale bitti. O zaman bunları köy merkezine gönderelim. Toplarımızı bitirdi. Olsun, bana daha çok nüfuste yer açtı. Sorun yok. Ben de onun yerine asker yetiştirelim. Nereye gidiyorsun? Dal 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 dal. Yanlış yere mi gidiyor bunlar? Dalın dalın buraya. Ne kadar köylü varsa hepsini yiyin. Düşman elinde bir şey kalmadı. Bu bölüm son bölüm olacak. 5 otomatik düşmana karşı. Düşmana tokadı çıkışı. Ah, konuşamadım. Tokadı çakacağım. Bilerek yaptım. Sonunda da çakacağız diyecektim. Takıldı diye çıktı. Biraz komiklik olsun. Ya tamam, boş ver, unutun gitsin. Şimdi değil ya, ne yapıyorsun abi? Çok komik değildi ya, o kadar da ya. Yani gülmedik. Gülmedik. Ya güleyim mi şimdi? Nasıl bir tepki bekliyorsun? Akut Paşa, güleyim mi diyeceksiniz? Evet, haklısın. Arada sırada bazı komik sanıyorum kendim ama komik değilim halbuki, biliyorsunuz. Kendim ne bileyim, komedyen sanırım. Sanki komedyenim. Allah'ım ya Rabbim. O nasıl kalktı ayağa ya? Öldür, 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 öldür. Öldür şunu, öldü baba baba. Kaçmadan öldü. Fıçık. Vay işte bu ya. Fıçık dedi öldürdü ya. Fıçık dedim öldürdü ya. Helal olsun. Mortalları korumamız lazım. Bu köy merkezi az kaldı, bitti sayılır. Doğru bir taktik değil biliyorum. Ama elimde şu anda orada tek onlar var arkadaşlar. Yeniçeriler de getirelim. Boş durmayalım. Ama gene de iyi savaşıyorlar. Helal olsun ya. Şimdi. Aa, pes ettiler. Çok güzel. Köy merkezi var. Bunlar niye köylülerini çalıştırmıyor? Çok merak ettim ya. Canlarını sıkılıyorlar. Grev yapıyorlardı belki. Ya çalışmak istemiyoruz ya. Kaybedeceğiz zaten ya. Zaten oyuna girmemiz de suçtu. Osmanlı'ya karşı nasıl savaş kazanacağız ya? En zor seviyede olsak da yani. Zoruz biz arkadaş yenmek için ama genelde yani kazanamayacağımız belliydi. Adam 40 dakika topallandı diyecek şimdi oyun. Boş konuşuyorum, pardon. Köylüleri ezip geçin. Affedin ama eziyoruz işte. Oo, ineklere bak. Oo, yemişler yemişler. Baya bir yağ topak et olmuşlar. Abi götürün bunları ya. Kesip yiyelim. Kurban ederiz. Kurban bayramı yaklaşmadı. Daha var ama o güne kadar saklayabiliriz. Of. İneğe bak nasıl şişmiş lan. Neyle beslediniz böyle inekleri ya? Stone Cold Crusade 2'de böyle inekler olsa hiç sıkıntı çekmem, yemek sıkıntısı gerçekten ya. Evet, son düşmanımız da pes etti. Jort oldu hepsi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 otomatik düşmana karşı en zor seviyede zafer aldık. Şu anda çok mutluyum gerçekten de. Ne dedim, mutluyum gösteremiyorum ama. Neden? Çünkü ileride kesin şöyle yorumlar gelecek. Kardeş, hadi sıkıysa bir de altı düşman işte diye buna aa diyeceğim böyle. Altı düşman, ay olmaz olmaz diyeceğim içinden böyle, ama ileride kesin denemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü yani 5 düşmana karşı oldu, 6 düşmana karşı olabilir mi diye düşünce kalacak. Merak edeceğiz hep beraber. Ya biliyorum otomatik, yani öyle gerçek olsa, şimdi gerçek bir oyuncu olsa tamam, belki yenilebilir. Kesin yine, ne belkisi, kesin yenilirdim. 5 tane gerçek oyuncu olsa karşımda. Abi 40 dakika sonra 1 dakika hayatta kalırsam şükredeyim Allah'a derdim yani, o kadar. Ama otomatik olunca tabii ki yani nasıl diyeyim, yenmeniz mümkün oluyor. Tabii şimdi 5 otomatik düşmana karşı tamam oldu ama 6 düşmana karşı, 7 düşmana karşı olur mu bilmiyorum. Şimdiye kadar yabancı da görmedim yapan. Böyle bir şey varsa yazın da arkadaşlar, bileyim. Yani şimdi yanlış da konuşmak istemem.
Ama belki şunu söyleyebilirim arkadaşlar. En iyi Age of Empires 3 oyuncusu olmayabilirim. Hatalarım oluyor. Tamam, doğrudur. Ama elimden geleni yapıyorum ki güzel güzel videolar çıksın Age of Empires 3 videoları. Yoksa ben de hikaye modunu da çekebilirim halbuki. Ama ne bileyim yani hikaye modu fazla sarmaz diye düşünüyorum. Böyle yaparak daha nasıl diyeyim güzel zaman geçirebiliriz. Onun için arkadaşlar böyle devam edeceğiz. 6-7 düşman dedik. Yaparız da başarırsam başarım, başaramazsam da online'a geçiş yapmayı düşünüyorum. Evet. Evet, çok güzel olur online'a geçiş yaparsak. Şimdi arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorum yazarak bana tavsiyede bulunursanız çok sevinirim. Sağ olsun. Çoğu arkadaşımız tavsiyede bulunuyor. Kendinize iyi bakın. İnek isteyen varsa burada ineklerim var. Gönderebilirim. 300'den satıyorum. Şaka yapıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.